Selamünaleyküm arkadaşlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Arkadaşlar biz bugün karlı bir sabaha uyandık. Her yer bembeyaz. Hala daha yağıyor. Emir durmadı. Anne kar oynayalım, anne kar oynayalım. Ben kar oynadığımı hiç hatırlamıyorum. Giyindik, kuşandık. İnanın çocukların hatırı için dışarıya çıkıyoruz. Eşim, ben. Yani çocuklar. Sıkı sıkı giyindik. Bakalım dışarıda biraz oynayacağız. Bayağı soğuk yalnız. Böyle bir yarım saat durup gireceğiz içeriye. Karı özleyenler için gelsin bu video. Biraz böyle karın vlogunu yapalım. Anahtarı aldı mı kiramızı? Almış. Vallahi biz çöpte bir dışa çıkıyoruz. Ağzında da buhar çıkıyor yalnız. Düşman orada. Bakar mısınız? El sallayın kartal ailesi. Bana atmayın sakın, bak telefon var. Düşecektin. Emir hem oynayalım diyor hem de sevmiyor. Mıstır nereye giriyorsun mıstır? Düştün mü? Anne bana kalk topu yap. Ben yapamam. Bir şey olmaz, gel. Video çekiyor yalnız var ya. Hadi. Bana kaykızı yapsana. Oraya gitmesen orada düşün. Evet orada düşüyor. Gel şurada oldu. Bana kaykızı. Emir gel gösterecek. Emir bak. Ah. Şöyle. Bak. Girmeyin lan, kalk topu geldi. Nasıl korkuyorum var ya. Ya. Anne ben ne var attım? Tamam mısın atma? Ben oynamıyorum, ben oynamıyorum. Oraya gitme. Oraya gitme, düşüyorum orada. Ben anne. Tamam gel. Anne. Ne oldu? Tamam ben sana atmayayım. Bu sefer niye gülersin? Tamam sen bana at. Ben sana atayım. Sen bana at. Al sen bana at. At hadi. Ben sana demedim mi? Ben sana demedim mi? Bak bak bak, nasıl vuracağım onu. Ben sana demedim mi? Bakacağım ben bunu. Hadi ben Allah düşmesin şuradan. Çekmiş mi? Çekmiş 3 dakika. Şurada şeyimiz var, kardan adam. Komşular yaptı az önce. Güzel olmuş. Nasıl yağmış, nasıl bakar mısınız arkadaşlar? Bizim motoru kar kapatmış şöyle gördüğünüz gibi. Bakın orada motor. Çamaşır telimi de katlamamışım. Ama yine de dimdik ayakta. Ana köpeklere bak. Aman Emir gel. Emir nasıl geliyor? Ramazan çocuk gidiyor Ramazan. Girdin mi kara? Arkadaşlar bakın kar yağıyor orada. Anne. Annem. Kıvırcımı kirletebilir miyim? Kirlet annem. Köpeklere bak. Çağırma ya. Şey yapmıyorlar ya. Ne mi?
Hani ısıracak gibi duruyor. Bunlar da bizden korkuyor. Doğru. Bak bak Emir, Emir yapma annem. Ana gerçekten de korkuyorlarmış. Hani ha. Hadi diyor. Ramazan. Kardan motor yapmışlar arkadaşlar, görüyorsunuz Ramazan yine formunda. Emir için çıktık annem. Ya. Annem. Sen bana oynadığın için sen oynama. Vur. Aa inanmıyorum. Bugün mü? İnanmıyorum. Aa anneyi nasıl kar yapıyorlar bakın. Tripodumuz battı. Anne kalk topundan. Nasıl oynuyorlar ama. Hadi kardan adam yanına geçin de resminizi çekeyim. Ya da çekin elim tripodu koyayım durun. Gel. Geç Mustafa it kardan adamın yanına. Aynı biz yapmışız gibi resim çekin elim. Abo kelebek yap. Emir'e bakın ne kadar boyunda arkadaşlar. Hayır siz yatmayın. Anne. Sırtınız ıslan. Emir bak. Ben de yapacağım. Yapmayın oğlum. Anne siz yapacağım. Elimi çek. Gel. Üfle diyor. Üflemene olur mu ya? Mustafa it burnunu üşüdün mü? Üfle ama. Ana. Üst üst. Gidelim mi? Gidelim gidelim aynen hadi. Hadi gidelim. Nasıl eğlendiler ama. Hadi bak hastalanacağım zaten hastasınız. Ay çok ben güzel. Ben çıkar. Baban çıkarsın dur. Anne çıkar. Gel. Gel. Benim ailem. Şunlara bakalım. Kahveye. Evet biz içeriye girdik arkadaşlar. Şöyle bir kahveyi hak ettik. Niye? Çok yorulduk. Çok iş gördük. Şaka bir yana. Şimdi bir kahve yap da içelim dedi. Şöyle tatlımız da var. Kıbrıs tatlımız. Bizim evin favorisi. İyi, Nescafe içiyoruz. Sağ. Afiyet olsun kocam bey. Sen yeter ki iste. Yağatılık istemez ama. Hala yağıyor kar arkadaşlar. Üzerimizi falan değiştirdik. Böyle çorabımıza kadar çocukların bilhassa su olmuş çorabı. Değiştirdim. İnşallah hastalamazlar. Böyle bir hevesleri gitti. Şimdi bize afiyet olsun. Evet arkadaşlar şöyle karnımız acıkıp geliyor. Kahvaltıyla duruyoruz. Dünden de bayat ekmeklerimiz vardı. Dün mercimek yapmıştım. Yedik. Bugün de ekmeğin pek bir düzeni yok hani. Yarım ekmeğimiz var. O da kimseye yetmez. Şöyle ıspanağım vardı. Leğenim de kırılmış şöyle gördüğünüz gibi sağlamdı ama. Börek yapayım dedim. Hani en azından doyurucu olur dedim. Benimki de yine çıldırıyor arka planda. Babaları şey yapıyor. Eğlendiriyor çocukları. Uzattım. Sucuk doğradım. Soğan. Evet arkadaşlar fazla yükleri bırakıyoruz. Soğan robottan geçeceğim. 4-5 tane soğan geçeceğim. İşte yağ, toz biber böyle bir börek iç harcı hazırlayacağım. Şuradaki neymiş ki? Ispanak. Şöyle de bir hamur yoğurdum. Hamurum bayağı şey yapmış. Sulanmış gibi olmuş. Bayağı dinlendirdim. Kat kat yapacağım böyle. Tepsi böreği yapacağım. Gözleme gibi yapmayacağım. Şöyle tuzuna falan bir bakayım. İçine bunun domates biberi de iyi olur ama artık domates biberi almıyorum. Konserveden de eklemek istemedim. Bilmiyorum nasıl olur diye. Tadını değiştiriyor konservenin. Tadı biraz değişik. Ama soğanla ıspanak bile yeter yani. Şimdi şöyle soğanlarımızı el robotundan geçeyim arkadaşlar. Çok pratik oluyor bu el robotu. Hem gözümüz yaşarmıyor. Güzel oluyor arkadaşlar. Şimdi hemen şöyle iç harcımızı hazırlayalım. Saat ikindin yani. İkindin civarları. Açacağım edeceğim derken vaktim böyle geçecek. Ekmeksizlikten bu çözümü buldum. Kar yağacak dendi pazar günü Aksaray'a ama bu kadar yağacağını hiçbirimiz beklemiyorduk. Eşim de diyor böyle yağacağını hiç sanmıyordum diyor. Şöyle hani 1-2 santim yağar geçer sandık ama epey bir yani Emir'in diz kapağına geliyor öyle söyleyeyim. Epey bir yağdı. Çarşıya da gitmeye gerek yok dedim hani. Bugünlük böyle idare edelim.
Şimdi böreğimizin soğanlarını robottan bir geçireyim. Arkadaşlar şöyle hamurlarımı bezeledim. Epey bir çıktı. Sadece 1,5 su bardağı su eklemiştim. Tuz, un, maya falan eklemedim. 2 yemek kaşığı da yoğurt ekledim. Böyle yumuşak olsun diye. Şöyle iç harcım da hazır. Soğanı güzel rendeledi. Hiç sulu yapmıyor bu el rondosu. Güzel karıştırdım. Tuzuna baktım. İyi gibi. Şöyle mandalina büyüklüğünde bezeler alıp açıp böyle kat kat yapacağım. Daha sonra dilimleri ayırıp en üzerine de yoğurt, yumurta sarısı, sıvı yağ karışımı süreceğim. Güzel oluyor öyle. Haydi bana kolay gelsin. Şu büyük yer soframı açtım arkadaşlar gördüğünüz gibi. Çünkü tezgahım küçük. Bu büyük. Bunu da açayım dedim. İnşallah beni yormaz. Fırın tepsimi de yağlı kağıdı koydum. Kaç tepsi çıkar bilmiyorum. Bakayım bir duruma göre. Belki 2 tepsi çıkar. Hamurun ve iç harcının yetmesine bağlı. Şimdi güzelce hamurumuzu açalım. Şöyle böreğimin 3. katındayım. Şöyle hamuruma sıvı yağ sürüyorum arkadaşlar. İçi çıtır çıtır oluyor. Üzerini kapatıp şu kalanıyla gözleme yapacağım. Emir gözleme seviyor. Hem yarın beslenmesine de koyarım. Bayağı bir hamurum kaldı yalnız. Şöyle hamurum bayağı bir kaldı. Gözleme yapacağım. 2 tane gözleme olur. 1 tane de yumurtalı yapacağım. Mustafa Ayit de yumurtalı seviyor. Vallahi bizim evde ben aşçı başı gibiyim. Herkesin farklı istekleri var. Eşim tepsi böreği seviyor. Çocuklar gözleme seviyor. Derken bugün aşçı başı oldum. Her neyse Rabbim bugünümüzü elimizden almasın. Verdiği nimetlere şükürler olsun. Daha Emir'i duş aldıracağım. Yarın okul var. Her neyse şu börek işini bir halledeyim. Şöyle böreğim bitti arkadaşlar. Üzerine yumurta sarısı, yoğurt, sıvı yağ karışımı da sürdüm. Bir tepsi böyle oldu. Diğerlerini de gözleme yapacağım. Mustafa Yiğit'e yumurtalı yapacağım. Gözlemeyi pişireyim de bunu da sonra pişiririm. Bu 10-15 dakikada pişer zaten. Yanına da bir ayran. Bugünlük benden bu kadar. Haydi bakalım gitsin fırına. Güzel görünüyor. Evet, şöyle gözlemelerimi de yapmaya başladım. Bir tane daha çıkar ıspanaklı gözleme. Bir de yumurtalı yapacağım. Daha sonra Emir'i duş aldıracağım. Yemeği öyle yiyelim. Çünkü yatmadan önce yaptırınca gece üzerine açıyor. Ne de olsa. Biz de uyuyakalıyoruz haliyle. Yorganı üzerinden tekmeliyor. Üşüyor yani. Uyuyan insan üşür. Her neyse şöyle gözlememizi de pişirelim güzel. Emir'imi bir banyo yaptırayım. Şöyle birinci gözlemem pişti gördüğünüz gibi. Emir'cim bak sana gözleme yaptım hayatım. Tepsi de sevmiyorsun ya. Emir tepsi de... Bak oradadır. Yok. Arkası da güzel pişti. Soğusun. Ayranla yeriz. Çorba falan evet, yapalım. Evet şöyle. Bu Amerika'nın. Bu Yiğido'nun. Bu da bizim. Nasıl görünüyor? Bence güzel görünüyor. Güzel kızardı. Bir de ayran. Yok o senin. Hayır ben yumurtayım. Anneciğim sen gözleme seviyordun ya Emir. Mustafa yarısını da abine ver. Bitiremezsin zaten. Bitireyim. Neyse arkadaşlar bize afiyet olsun. Lazım ayranımız da var. Lazım çorba ya. Falan yapmadım. Bir sürü böreğine uğraştım. Nasıl bu ayak bu? Ben durayım dur. Ben durayım annem. Koy ben durayım. Heh. Tamam neyse dur. Katla ikiye. Evet arkadaşlar yemeğimizi yedik. Şöyle size ne göstereceğim bakın. Şurada bizim kombi vardı ya. Yeni evin. Buraya bir dolap yaptır değişim. Kombi açıkta kalıyordu. Bayağı bir dolap çıkmış arkadaşlar. Bakar mısınız? Şurasına kapak gelecek. Orası ayrı bir konu da. Altına kapak getirmemiş usta. Şöyle. Şimdi tek sıkıntımız şey arkadaşlar. Yani sıkıntı değil de. Bu dolap beyaz oldu. Diğerleri bej kırmızı oldu. Bilmiyorum. Mutfağın bitişiğinde ya. Hani fazla göze batmaz diye düşünüyorum. Ama sonradan yapıldığı belli oldu yani. Alakasız mı oldu bilmiyorum. Eve gidince artık bir bakacağım canlı canlı. Şu raflarına bakar mısınız arkadaşlar? Nasıl derin. Ama buraya tabii ki de bakliyat falan konulmaz. Hani ne konulur? Boş kavanoz konulur. Leğen. Ondan sonra tursil. Şöyle kombi dolabımızı da yaptırdık. Şimdi nereye geçiyoruz? Şu Alaturka tuvaletin orada lavabo vardı ya arkadaşlar. Oraya fayans geldi bakın. Orada fayanssızdı. Oraya bir tane şöyle fayans yapıştırmış eşim. Artmıştı fayans.
Ara tezgah nerede? Şunları da eşim bana göndermişti. Parkemizi de seçtik arkadaşlar. Parkemizi de seçtik. Şu oluyor ama eşimin telefonu koyu çekiyor arkadaşlar. Şu arkadaki de çok beyaz demiş parkeci. Her şeyi belli eder demiş. Şu da zaten ahşap tonlu. Bu beyazlı grili. En çok bu tercih ediliyor demiş. İnşallah evde daha iyi durur. Bilmiyorum, eşimin telefonu dediğim gibi koyu renkli çekiyor böyle her şeyi. Eşime dedim zaten beyazlı grili istiyorum ben, laminatı dedim. Laminatçımız da haftaya pazar giriyor. 1-2 günde bitirir zaten. O iş kolay. Öyle işte arkadaşlar. Laminatımızı da seçtik. Şöyle arkadaşlar. Bakın. Tezgah arası fayanslarımız da yapılmış. Şöyle. Çok güzel olmuş. Açmış yani. Priz yerleri. Falan filan arkadaşlar. Tabi canlı canlı görmek daha başka. Bu günden selamlar. Mustafa hiç öyle uyuyakalmış yere, hem de halıya. Beşiğini götürene kadar uyanır dedim. Ben de kanepeye koydum. Eşim de bir çarşıya gitti. Ekmeğimiz yok, süt yok. Bir de çiğ köfte siparişi verdi eşime. Canım o kadar istiyor ki böyle acısız. Bulabilirsen al dedim. Çiğ köfte yiyeceğiz birazdan. Ben de el işi falan yapıyorum. Şöyle arkadaşlar, yatak odamın perdesini yıkadım. Bu havada ne perdesi İrem derseniz. Yatak odamın camları biraz arkadaşlar rutubet yapmış. Oraları falan sildim sabah. Nerede kurutacağım? Dışarı olmaz. Kar çiseliyor hala. Peteklerin üzerine attım böyle. Petekleri sabah kapattıydım. Yeniden açtım. Kurusun. Güzel takalım. Şöyle miniyim de biraz uyusun. Şöyle gördüğünüz gibi ceketli kazaklı oturuyoruz. Öğlen iyiydi evin içi ama akşam olaraktan saat şu anda 3.30'a geliyor. Soğumaya başladı. Şöyle arkadaşlar, bir yandan da el işimi yapıyorum. Şöyle bir patlıcan moru diyeyim. Şu kamerada görünenle gerçekte görünen çok farklı. Kamerada bayağı parlak çıkıyor. Koyu bir mürdüm diye geçiyor. Koyu patlıcan moru. Nasıl koyu? Ondan sonra dedim buna ne bir... Dedim buna nasıl bir model yaparım, nasıl bir model? Şöyle bir model buldum arkadaşlar. Sizce nasıl olmuş? Sıralı model diye geçiyor. Bence güzel olmuş. Güzel de oluyor yani. Öncelikle şunlarını gideceğim. Fil dişlerini. Şöyle iğnem de burada. Ondan sonra beyazlarını. En sonra da üst pırpırlarını. Acıktım bayağı diyorum ya, dün de ekmek yoktu, börek yaptım. Bugün sabah da böyle sigara böreği falan vardı, buzlukta, onu kızarttım, patates. Eşime dedim, o da 15 dakikaya geliyorum demiş. Sizce nasıl olmuş sıralı modelim? Bir de dedim böyle yapayım, hani farklılıkta iyi olur bazen. Evet, eşim geldi arkadaşlar, şöyle süt siparişim. Şunu da hızlı yapıştırıcı, çocuklar sehpanın kenarını sökmüş ve süpürgemin ucu kırıldı. Ve çiğ köfte, evet. Ama da diyorum sen adamın dibisin diyorum da. Sen de çok şikayetçisin diyor. Soğukta gittim diyor. Tamam da diyorum, ekmek alacaktın zaten diyorum. Şaka bir yana arkadaşlar, yanlış anlaşılmasın. Alır eşim yani. Dayanamaz. Şimdi bir şöyle çiğ köfte partisi yap. Evet arkadaşlar, şöyle çiğ köfte partimize hoş geldiniz. Çektiğine emin misin? Çekiyor. Çekiyor. Emir sadece köfte istiyormuş arkadaşlar, görüyorsunuz. Ne marul ne bir şey. Benim çocuklar böyle işte. Benim çocuklar böyle işte. Böyle. Şimdi eldiven olacaktı, şöyle yayacaktın. Şimdi ben bunu nasıl yayayım? Kaşıkla mı yayayım? Oklava. Oklava, süper. Duydun mu abi? Yani. Mevdane getireyim mi? Çocuk mantığını yürüttü. Yani. Şöyle şey yapacağım. Şöyle bir çözüm buldum. Nasıl? Helal olsun. Nasıl buldun o çözümü? Vallahi bilmiyorum. Yani. Herkes bulamaz bak. Evet. Biri oklava dedi, biri merdane, biri de kaşık. Vallahi. Anneciğim bak, marul çok güzel ama Emir. Dönerin içindeki marul gibi aynı. Döner getirseniz. Yapıyorum ya ben sana döner. Döner. Dönercinin döneri daha tatlı. Duydun mu Ramazan? Limon da mı sıkmayın Emir? Sıkayım mı limon? Sıkma. İyi. Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu Emir'in vegan. Ot yemeyenlere ne deniyordu? Vegan mı? Et yemeyenler ama al. Ot yemeyen mi?
Otta yemeyenler var ya, meyve sebze. Demeyen adam etobur olur. Aynen. Ramazan gibi aynı. Ben hemen çile mokçulum. Anne. Heh. Bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Yani köfteci kurutuyor gal. Evet. Köfte yapıyor gal. Evet annem. Duydun mu Ramazan? Köfteyi kurutup çiğ köfte mi yapıyorlar? Aslında bunun ilmini evet. Bilip evde yapmak var ama ilmi nasıl? İsot falan lazımmış ona. Gerçekten yiyorum. Baba. Ne oğlum? Bir oynayayım, bir yiyeyim o zaman. Olmaz, önce bitir. Mustafa da uyudu. Bu durumu bitir, ondan sonra oyna. Ne kadar uzun bak anne. Sen ondan daha uzunsun ama öyle düşün. İki tane şey mi durayım diyor. He? He tamam, iki tane. Aynen, çünkü yırtılıyor. İyi almışsın çok. Ben dedim ki Ramazan'a 4 tane lavaş alsan yeter diyorum. Ama yırtılıyor. Çiğ köfteciler de 2 taneye duruyor Ramazan. Değişiyor ya. Aynen. Nasıl istersen. Ama bu iyi ya. Komay. Ne koyayım içine şimdi ben sana? Ma. Limon da sıkıyorum. Hmm. Sık. Ma. 8. Koma 8. Kaçacak nerede? Oku bakayım baştan bir. Kom, ma, şu ne? Yumuşak ye. Yo, ye. Ge, e, m, e. Olmadı, baştan oku. Bak şu g, bu da e, g oluyor o zaman. Kom, ma, ge, e, ne? Koma ne ne? Koma ne? Bak, koma, g, N, E. Bu da ne olur? Ko, ma, ge, ne. Koma, ne, ge. Yani koma, ne, ge. Söyleyeyim bak yoksa. Aynen. Ben çiğ köftenin... Bir daha dök ister. Pek etki etmiyor bir tanesi. Ha? Dök 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 dök. Nar ilişkisi. Benim bir kötü alışkanlığım anne, var. O da çiğ köfte arkadaşlar. Başka anne, yok. Poşete ver de şunu da ablara atayım. Sen sonra uğraşmasın. Aynen dur. Şunun içini boşalt. Şunun içini atalım. Şunu mu? Limon çekirdeği var zaten. Benim tamam. Diyorum bir kötü alışkanlığım çiğ köfte. Hadi durup yiyelim. Sen de ayranımızı dök. Çocuğumuza dök bir tane de. Çocuğumuza. Öbür çocuğumuz da uyuyor. Evet şu da benim durum arkadaşlar. Nar ilişkisi koydum sadece. Acı sos koymadım. Marul, lahana ve kornişon turşumdan. Şöyle yapmıştık ya karışık turşu. İki tane düreceğim afiyetle yiyeceğim. Evet arkadaşlar kuzucuklarım uyudu. Saat kaç? Saat 12'ye gelmiş. Şöyle mutfakta birkaç işim vardı. Bulaşı falan toparladım. Eşim bir daha çiğ köfte dürüm yedi. Ben yemedim. Biraz böyle ağır geldi bana. Şöyle ben kendime ne yaptım? Yarım muz, üzerine de kakao. Büyükçe de bir su aldım. Böyle biraz midem sabaha kadar dinlensin. Videomu da kapatıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenmeyi unutmayın. Dışarıda güzel kar yağıyor hala. Ama soğuk. Kar güzel de soğuk kötü. Yarın yine tatil. Emir'e. Salı günü yine tatil. Aksaray'da okullar. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.